Kum saatinden sevgiler, saygılar, iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir programda tekrar sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi yeni mesaj gazetesi yazarı Murat Çapaz'la birlikte yapıyoruz programı. Şöyle bir hızlıca gündem başlıklarına bir bakalım. Bugüne yansıyan gündemi sizlerle bir paylaşalım. Sevgili izleyiciler seçim yaklaşınca tabii partilerde kongre hazırlıkları da bir taraftan da sinekle uğraşıyoruz. Kongre hazırlıkları da tam hız devam ediyor. Bağımsız Türkiye Partisi ilçe kongreleri yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Maltepe Kongresi yapıldı ve Maltepe Kongresi'nde Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcılarından Fuat Çengül ve Sabri Terzi kongrede e, siyasete ve güncele dair konuşmalar yaptılar. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fuat Çengül Büyük Kongre'nin e, hazırlıklarından bahsetti. Birazdan konuyla ilgili haber ve sizlerle beraber paylaşacağız. Ee, ve peki gündemde bunun dışında neler var derseniz. Sevgili izleyiciler hazır giyimde yüzde beyaz eşya ve elektronikte yüzde on beşte yüzde yirmi arası, mutfak ürünlerinde yüzde otuzla elliye varan zamlar kapıda. Yani şunu diyebiliriz zam fırtınası her, her an kapımıza dayanabilir, ee, hazırlıklı olmakta fayda var. Delta varyantının görüldüğü il sayısı Türkiye'de 30'a çıktı. Delta Plus varyantı artık Türkiye'de etkisi altına aldı diyebiliriz. İstanbul Sanayi Odası ikinci 500'de borçların payı %58.7'den %60.8'e yükseldi. Sanayicinin borcu gittikçe artıyor. Özellikle küçük ve orta ölçek işletmeler için sıkıntılı bir sürece doğru gidiyoruz. Ve çiftçiler borç yapılandırması için e, peşinatlarını ödeyemiyorlar e, yapılandırmaya gittiler ancak peşinatlarını ödeyemiyorlar. Ee, maalesef belki de ilerleyen günlerde çiftçileri bir haciz e, bekliyor diyebiliriz ve Afganistan'da Taliban'la karşı karşıya artık kaldık gelimenin tam anlamıyla ama e, bütün bu haber gündemine girmeden önce e, Bağım Türkiye Partisi'ndeki o kongre yoğunluğu içerisinde siyasete, güncele dair mesajları şimdi BTP Maltepe Kongresi'nden be, e, beraberce izleyeceğiz. İşte bir tarafımızda ebedi genel başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş hocamız. Evet. Diğer tarafımızda kendi gençliğini bağımsız Türkiye uğruna feda etmiş e, genel başkanımız Hüseyin Baş Bey. Ve arkamızda da Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduktan sonra asla yolda kalmayacağız ve hedefe varacağımıza inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Siyaset insanların oyunu alıp da oyunu aldıktan sonra bir beş sene kendi hayatını, kendi çıkarlarını, kendi gündemini takip etmek değil. Aksine o vaat ettiği, millete vaat ettiği ekonomik olarak, siyasi olarak, ahlaki olarak, kültürel olarak ne vaat ettiyse onları getirme, yerine getirme gayesini taşımalıdır. Siyasetin ana gayesi bu oldur, budur, bu olmalıdır. O yüzden Profesör Doktor Haydar Baş Bey bu gayeyle yola çıktı. Onu hakka uğurladık. Ama aynı sevdayla, aynı gönülle, aynı idealle e, genel başkan seçtiğimiz Hüseyin Bey de aynı idealle, aynı mefkureyle yol alıyor. İnşallah Kasım'da İstanbul İl Kongresi'ni yapacağız ve inşallah Allah nasip ederse de Mart ayında da 2022'nin Mart-Nisan aylarında da büyük kongremizi yapacağız. Ve 2023 seçimlerinde yine seçime girme hakkı olan... Belki 11'e 10 parti bile çıkmayacak bu sefer. Onların içerisinde biz yerimizi alacağız. Hocamızın fikirlerini, ideallerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Şunu asla unutmayın. Bağımsız Türkiye Partisi hiçbir seçimi kaybetmedi. <laughs> niçin, niçin bunu söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü siz Üzerinize düşen vazifeyi yaptınız. Allah razı olsun. Siz doğruyu, iyi, güzeli, yaratılma gayenize uygun olarak gidip anlattınız. Ha yani millet aldı veya almadı. Onların kaybı bu. Siz kazandınız ve yine de kazanmaya devam edeceksiniz. Bundan hiç kuşkum yok. Onun için hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi tekrar teşekkür ediyorum. Murat Çabas tekrardan merhaba diyelim sana. Evet, siyaset seçime her geçen gün biraz daha odaklanıyor. 2023 seçimleri yaklaştıkça tabii siyasi partilerde, kongre süreçleri, saha çalışmaları, sosyal medya çalışmaları, basın buluşmaları olanca hızıyla beraber devam ediyor ve artarak bir vites daha arttırdı siyasi partiler. Bağımsız Türkiye Partisi de bu süreçte Kongrelerini tamamlıyor. Kasım ayında Sayın İl Başkanı'nın ifadesiyle İstanbul İl Kongresi yapılacak ve ardından da dedi 2023 seçimleri öncesi büyük kongremiz yapacağız ve seçime girmeye hak kazanan belki de 10 parti bile olmayacak ve biz o partiler arasında yine olmayı başaracağız dedi ve son ifadesi de çok enteresan da ilginçti. Biz hiçbir seçimi kaybetmedik dedi. E tabii Partisi'nin e, gerek İstanbul'da gerek e, bütün illerde kongreleri e, bahsettiğiniz gibi devam ediyor. E, İstanbul'da işte Yurta geçtiğimiz günlerde Sayın eee Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın da katıldığı e, bir kongre gerçekleşmişti. E, onu geçen hafta e, ciddi manada değerlendirmiştik. E, Birçok önemli gündem maddesini e, Sayın Hüseyin Baş orada e, konuşmuştu. Önemli tespitlerde bulunmuştu. Bunları da biz bu programda dile getirdik. Bu kongrede de Maltepe'de yapılan kongrede de genel başkan yardımcıları ve aynı zamanda il başkanı olan Fuat Şengül... hem genel başkan yardımcısı hem de İstanbul il başkanı hem de genel başkan yardımcısı Sayın Sabri Terzi Bey ile beraber bir kongre gerçekleştirildi ve burada yapılan açıklamaları efendim dinledik. Şimdi Sabri Bey'in Sabri Terzi Bey'in ifade ettiği şey. Ee, hani konuşmadan bazı altını çizecek olursak, e, hani siyasetin ne olduğunu, ne olması gerektiğini Sayın Terzi ifade etti. Siyaset e, hani e, bir takım e, vaatlerde bulunarak ama vaatleri yapmayarak sadece kendi kazancını, kendi şahsi kazancını düşünerek yapılan bir şey değil, bir böyle bir sanat değil. E, siyaset e, millete hizmet etme sanatı. Siyaset millete verdiğin sözleri e, efendim tutma e, sanatı. Asıl siyasetin asıl gayesi bu. Yani siyaset millete hizmet odaklıdır. Millete hizmet içindir e, vurgusunu Sayın Sabri Terzi ifade ettiler. Ve Sayın Genel Başkan Hüseyin Baş'ın da e, aynen e, hani Bağımsız Türkiye Partisi'nin merhum Genel Başkanı Profesör Dr. Haydar Baş gibi e, onun fikir ve ideallerini devam ettirdiğini, partinin çizgisini koruyarak bir çözüm adresi olarak varlığına devam ettiğini Sayın Sabri Terzi ifade etti. Fuat Şengül Bey'in konuşmasında da yine aynı vurgu yapıldı tabii. Profesör Haydar Baş'ın fikir ve ideallerinin devam ettiğini ve güçlü bir şekilde daha fazla savunulacağını ve bunların iktidara taşınacağı vurgusu da yapıldı. Ve bu noktada sizin de altını çizdiğiniz gibi Bağımsız Türkiye Partisi'nin hiçbir seçimi kaybetmediğini, bütün seçim seçimlerde kazandığını ifade etti. Bu e, hani e, mesele şudur. E, seçim kazanmak demek sadece bir koltuğu elde etmek. Yani yalanla, dolanla, kayıkçı kavgalarıyla vaat ettiklerini yapmayarak okyanus ötelerinden icazet alarak bir koltuk sahibi olmak değil seçim kazanmak. Aslında e, Bağımsız Baamsutya Partisi'nin seçim anlayışına baktığımızda, siyaset anlayışına baktığımızda e, doğruyu savunmak çözümü ortaya koymak ve aynı zamanda e, hani e, milletimizin ihtiyacı olanı gerçek manada sunabilmek ve Bağımsız Türkiye Partisi e, yıllardır zaten bunu ortaya koydu Bakın bugün Türkiye'de bir e, asgari ücret konusu e, artık bir gündem önemli bir gündem madde maddesi ise Aslında bu e, Bağımsız Türkiye Partisi'nin hani asgari ücret 5 bin lira olmalıdır günümüzde ise 10 bin lira olmalıdır biz 10 bin lira asgari ücret vereceğiz duruş sayesindedir. Yoksa asgari ücret daha daha da fazla yerlerde sürmeye devam edecekti. 2800'ler seviyesine dahi gelmeyecekti. Çok daha fazla satın alma gücü erimiş vaziyette olacaktı. Bu noktada e, Bağımsız Türkiye Partisi'nin hani mecliste olmamasına rağmen e, vatandaşımıza kattığı çok şeyler var. Birlik beraberlik duruşu, Atatürk duruşu değil mi? Bütün bunlar aslında Milli ekonomi modelinin, hani milli para formülü, maden vurgusu, e, dediler ki Lozan'a göre çıkartamıyoruz, maden yok Türkiye'de ama ısrarla Bağım Türkiye Partisi dedi ki maden var. Prosokta Haydar Başbey mitinglerinde konuşmalarında Türkiye'nin 3 katrilyon dolarlık madeni var. E, bunları devlet millet ortaklığıyla çıkartmamız lazım e, duruşu. Ne oldu? Bakın şu anda en azından, yani siyaset bunu tam olarak beceremezse de yapmasa da, ee, hani Karadeniz'de doğal gaz var deme noktasına geldiler. Düne kadar bunları da reddeden bir siyaset anlayışı vardı. Müjdeler Lozan, duymaya başladı. Evet, Lozan'a göre çıkartamayız diyenler e, şu anda doğal gaz çıkartmaya başladılar. E, i̇şte birçok yerde altın çıkarttıklarını ifade etmeye başladılar. Altın üretimi şu kadar olacak demeye başladılar. Ama düne kadar altınımız yok. Olsa da çıkartamıyoruz diye e, birçok yalanlar e, şeyler ortaya koyuyorlardı. İşte Profesör Haydar Baş Bey yani birilerin ezberlerini bozdu. Ama tabii burada yapılması gereken politikaların şu anda yapılanlar olmadığını da vurguladı. Yapılması gerekenler çok daha ötesiydi. Türkiye yılda 15 ton, 20 ton altın çıkartacak bir ülke değil. Türkiye dünyanın ikinci altın rezervine sahip olan, hani resmi kayıtlara göre ikinci altın rezervine sahip olan bir ülke. Ama biraz incelense yeni kaynaklar devreye konulduğu takdirde dünyanın bir numaralı altın üretim merkezi aslında Türkiye olabilir. Dünyanın bir numaralı tarım merkezi Türkiye olabilir. Dünyanın bir numaralı enerji merkezi Türkiye olabilir. Eğitim merkezi Türkiye olabilir. Sağlık merkezi Türkiye olabilir. Yani Bağım Türkiye Partisi'nin zaten duruşu, Sayın Bağım Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın ifadesiyle, yani kainat devleti idealine sahip olan bir duruşa sahip. Yani biz bu kadar yapabiliyoruz anlayışına sahip, kısır döngü anlayışına sahip olan bir siyaset anlayışı değiliz Bağım Türkiye Partisi'nin siyaset anlayışı biz kainat devleti olmalıyız. Bu millet bunu hak ediyor. Türk milleti bunu hak ediyor. E, duruşuna sahip olan bir siyasi görüşe, görüşü taşıyor. Dolayısıyla burada e, hani milletimizin de aslında e, böyle bir siyasetin anlayışının ülkemizde ve dünyada olmasından dolayı da ve bu ülkede olmasından dolayı da ayrıca gurur duyması lazım. Onur duyması lazım ve sadece onur duymak da yetmez. Bu siyaset anlayışını, bu fikirleri ve idealleri de çözümleri de e, iktidara taşıyarak fırsat vermesi gerekiyor ki bunlardan ispat edebilsin. Bunu da e, altını çizerek evet. ifade edelim. Burada Sayın Sabri Terzi Bey'in o vaat siyaseti ve vaat siyasetinle beraber e, daha sonra işte iktidara gelen siyasi partilerin e, o vaatleri seçim meydanlarında bırakıp sonra işte hani bilmedikleri bir ekonomi oyununu oynamaya devam etmeleri ve topluma hizmet edememeleri üzerine e, yıllarca Türkiye işte bu e, iki anahtar vaatlerini duydu. İşte kim ne veriyorsa beş fazlasını vereceğimleri duydu. İşte herkese ev araba gibi işte vaatlerin yanı sıra e, efendim e, inanılmaz işte ne diyelim? Hani Ankara'ya deniz getireceğime kadar, Sivas'a deniz getireceğime kadar ...çılgın vaatler... ...yani bir vaat verelim de... ...rakiplerin üstüne çıkalım da ne olursa olsun... ...Türk seçmeni... ...yıllarca duydu... ...ve tabii bu da dolayısıyla şunu getirdi... ...siyasetçi... ...meydanda ne söylerse söylesin... ...bu bir vaattir... ...gerçekleştirmek gibi bir... ...çabası olabilir... ...ama başarmama ihtimali çok yüksek... ...çünkü bütün yani geçmişe bakıyorsunuz... ...hani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra başarılı bir siyasetçi ve başarılı bir politika izleyen maalesef çok fazla e, siyasetçi göremedi toplum. E zaten ortalama baktığımız zaman bugün işte 55-60 yaş e, olsa Türkiye'de nüfus ortalaması 60 yaş olsa e, siyasi hafızamızın önemli bir kısmını e, işte şu anda AK Parti dolduruyor. Bir de ondan önceki işte özallı yıllara kadar götürdüğümüz zaman e, mevcut siyaset toplumun efendim gözün önünde şu şekilde canlanıyor. İşte siyasetçi meydanda işte istediğini söyler, konuşur. Seçim sattığında her şey serbesttir. Ama seçimden sonra rüzgar değişir. E, hatta birbirlerine hakaret edenler, küfredenler yani acaba bu insanlar birbirleriyle aynı mecliste nasıl bir araya gelecekler diye endişe ettiğimiz, onlar adına bizim endişeler duyduğumuz, korktuğumuz, gerildiğimiz o gergin seçim meydanlarından sonra işte ittifak yapan siyasi partileri gördük. İşte koalisyon yapan siyasi partileri gördük. Bu da tabii toplumun siyasete bakışını etkiliyor. Bu nedenden Profesör Doktor Aydar Baş ısrarla ben vaat etmiyorum. Bunlar benim projem diyerek hani kendini diğer siyasi liderlerden, diğer siyasi karakterlerden ayırıp Bağımsız Türkiye Partisi'ni bu manada ayrı bir yere koyuyordu. bir, bir işin bu boyutu var. İşin bir başka boyutu tabii ki her siyasi partinin e, birincil hedefi iktidara gelmek ama e, bu manada şu an siyasette gördüğümüz manzara, mecliste gördüğümüz manzara şöyle bir kabullenilmiş bir muhalefet, razı olunmuş bir işte efendim pozisyon ve e, işte iktidarla beraber olmaya e, adanmış bir yaşam bir siyaset modeliyle karşı karşıyayız. İşte bugün mesela CHP, işte ana muhalefet partisi lideri e, şu anda mevcut pozisyondan son derece mutlu. Neden? E, her ne kadar cumhurbaşkanlığı işte bu parlamenter sistem yeni modele efendim karşı çıksa da parlamenter sistem söylevleri dile getirse de mevcut modelden en çok nem alan siyasi partilerden bir tanesi CHP. Şimdi AK Parti her, her halükarda mevcut durum bana yarıyor pozisyonunda. %10 seçim barajının olduğu bir ülkede işte böyle bir muhalefet olduğu müddetçe ben 40 kere de seçime girsem ben kazanırım. O da iktidarı garantilemiş bir pozisyonda. Şimdi bu da vatandaşa zarar veriyor. Neden zarar veriyor? Şimdi bir an için mevcut iktidar tablosunu ve mevcut ikti, muhalefeti şöyle birazcık sallayalım. Hani bu programda. Şimdi siz iktidar partisisiniz. Ve iktidar endişesi taşıyorsunuz. Ne yaparsınız? İktidar endişesi taşıyan e, siyasi parti olarak biraz daha vatandaşın işini kolaylaştıracak projeler devreye sokarsınız. Ekonomisini biraz daha rahatlatmaya çalışırsınız. Sağlıkta, eğitimde biraz daha vatandaşa dokunan işler yapmaya başlarsınız. İşte söylevinizi biraz daha yumuşatırsınız. İşte vatandaşın ve muhalefetin eleştirilene biraz daha kulak kabartırsınız. Niye? Çünkü iktidar kaygısını yani iktidarda kalma kaygınız olur. Ama şimdi iktidar şöyle bakıyor. Ya diyor bu muhalefet olduğu müddetçe ben diyor her türlü yürürüm. O da bir, bir esasla vatandaşa zarar veriyor bu yönüyle beraber. Şimdi mevcut muhalefete bakıyorsunuz. Ara muhalefete ya da işte diğer muhalefet partilerine işte mevcut bir yeri konsolide etmiş bir seçmen profilini işte HDP Kürt seçmen profilini konsolide etmiş. Kendine tutmuş. Orası benim saham diyor. Kimse giremez diyor. Bu da bana yeter diyor. Yüzde 10, 11, 12 bulabilirsek ne mutlu ama yüzde 10'lar seviyesine geldik. Burayı koruyalım diyor. O orayı korumanın hesabında. CHP ana muhalefet partisi olarak işte Millet İttifakı'nın lokomotif partisi olma pozisyonunu korumaya çalışıyor. E, MHP işte milliyetçi oyları koruyup orada bir yerde kalmaya çalışıyor. İşte siyasette şu an bir İyi Parti hareketliliği var. İyi Parti de MHP'nin işte rolünü kapmaya bir nevi çalışıyor. E bu arada kim sıyrılıyor? AK Parti sıyrılıyor. Evet. Şimdi aslında e, partiler e, bakın belli görüşlere sahip oldukları zaman veya belli kitleleri biz temsil ediyoruz gibi bir duruşa sahip oldukları zaman o partilerin merkez parti olma ihtimali yoktur. Bunu net olarak ifade etmek lazım. Yani bugün e, AKP diyor ki ben kardeşim diyor ben muhafazakar bir partiyim. Benim efendim şey seçmenim şey, seçmen kitlem bu. Ben buradan efendim beslenerek iktidar koltuğunda oturmaya devam ederim ya da muhalefete düşersem bu kapsamda muhalefet olurum. <laughs> Ama ben CHP tabanı, HDP tabanı ve diğer tabanlar benim için öteki tabandır. Yani ötekileşmiş tabandır. Eğer ben bana oy vermen bir mahalle, bir köy, bir il, ilçe tespit edersem orayı da hizmetten mahrum ederim. Şimdi böyle bir duruşa sahip. Ha Bunun örnekleri var mı? Anadolu'da, İstanbul'da değil mi? Şimdi e, İstanbul'un metro çalışmalarını Ulaştırma Bakanlığı yürütürken, devlet büyük bütçeler sağlarken e, İmamoğlu kazandıktan sonra bir anda bütçeler şak diye kesildi değil mi? E, demek ki var. İzmir'de benzer şeyler var mı? Var. Ankara'da benzer şeyler var mı? Yani AKP kaybetmiş olduğu bütün belediyelerde bu icraatlar ortaya koyuyor. Başka ne yapıyor? Belediye başkanlığını kaybettiyse orada valiler üzerinden siyaset yürütmeye devam ediyor. O da enteresan. Yani İzmir'de bir deprem oluyor. Sanki belediye başkanı yok. Vali bütün her gün sabah akşam haberlerde valinin açıklamalarını dinliyoruz. Ama bir yerde AKP'li bir belediye başkanı varsa da ya orada vali yok. Orada bütün açıklamalar belediye başkanı üzerinden yapılıyor. Dikkat ederseniz. Yani e, böyle de bir yöntem uygulanıyor şu anda. Şimdi baktığımızda yani peki dindar kesimi temsil ediyor mu AKP? Yani iddia ettiği gibi gerçekten muhafazakar mı? Dindar kesimi e, ortaya koyuyor mu? Baktığımız zaman bugün Türkiye'de bizim medeniyetimize ait olan sanat eserleri dökülürken Sümela'ya 57 milyon lira e, bütçe ayrıldı. Şimdi hangi dindar kesimden bahsediyoruz? Hangi dindar kesime hizmetten bahsediyoruz? Böyle bir böyle de bir tablo var. Yani dindar söylemlerle itidara gelen ama koltuğa oturduğu takdirde azınlıklara ve yabancılara hizmet eden bir siyaset anlayışı. Sayın Bahçeli'nin bir ifadesi vardı. Diyordu ki biz seçimlere kadar milliyeti söylem kullanırız seçimlerden sonra küresel davranırız. Bu cümle çok önemlidir. Küresel davranırız. Projesi, milli bir projesi olmayan, çözümü olmayan bütün siyasi partiler bu şekildedir. Ulusalcıdır. Bu şekilde projesi olmayan, milli bir projesi olmayan siyaset anlayışı. Ulusalcıdır. Seçimlere kadar ulusalcıdır. Seçimlerden sonra küreseldir. Dindar gözükür. Seçimlere kadar dindar gözükür. Bütün efendim dini simgeleri bir siyaset malzemesi olarak kullanır ama o koltuğa oturduğu zaman küresel davranır. Yani NATO'ya hizmet eder, Amerika'ya hizmet eder, İsrail'e hizmet eder, Türkiye'deki azınlıklara hizmet eder. Efendim yani bu e, ulusalcı olması, dindar olması, milliyetçi söylem kullanması değiştirmiyor. Çözümün yoksa bu millet adına yoksan millete hizmet için Sayın Sabri Terzim ve Fuat Şengül Bey'in ifade ettiği gibi millet odaklı bir siyaset anlayışın yoksa o zaman otomatikman sen seçildikten hemen sonra küresel odaklarla hemen işbirliğine başlarsın. Hani Afganistan'ı konuşacağız belki zaman kalırsa. Hani evet. Afganistan'da bizim milli çıkarımız nedir? Biz Afganistan'da niye şu anda asker tutmak mecburiyetindeyiz? NATO, bütün NATO çekilmiş, bütün Afganistan, bütün Afgan ordusu bile Taliban'ın karşısında şu anda tüfeklerini bırakmış durumda. Bizim orada ne işimiz var ya? Söyler misiniz bana bir tane milli menfaat söyle bu konuda. Biz tamamen Amerika'ya şirin gözükmek için bunu uyguluyoruz. NATO'ya şirin gözükmek için. s 400 de biz işte hani S-400 konusundaki şeyimizi yumuşatalım diye böyle bir politika. Ya bunun millet menfaatiyle ne alakası var? Şimdi bu noktada baktığımızda işte küresel davranmak bu işte. Milletin menfaatleriyle hiçbir alakası olmayan konularda batının, yabancıların, küresel güçlerin çıkarları için bir hizmet anlayışı ortaya koymak. Bunun milletle hiçbir alakası yok. O yüzden siyaset böyle olmamalı. Milli bir siyaset anlayışı böyle olmaz. Milli bir siyaset anlayışı Atatürk'ün ortaya koyduğudur. Atatürk döneminde Atatürk milleti için çalıştı. Türk milletini baş tacı etti. Köylüyü milletin efendisi yaptı. Türk ordusunu dünyanın en güçlü ordusu haline getirdi. Kabataşla beraber değil mi? Evet. Denizlerin hakimini Türkler kıldı değil mi? Türkleri denizlerin hakimi yaptı. Yabancıları devre dışı bıraktı. Milli parayı devreye koydu. Yabancı paraları bir kuruş borç almadı. Madenleri millileştirdi. Şirketleri millileştirdi. Meclisi millet meclisi yaptı. Hakimiyeti milletin iradesine bıraktı. Daha saymakta da bitmez. Öyle değil mi? Yani o kadar çok milli hamle ortaya koydu ki yabancılaşmayı bitirdi, yabancı para politikalarını bitirdi, borç anlayışını bitirdi. Ama ondan sonra hemen gelen siyaset anlayış yine eski haline getirdi. Şimdi milli duruşa sahip olan e, efendim parti bugün Bağımsız Türkiye Partisi Prof. Haydar Başbey ile beraber milli bir ekonomi modelini ortaya koydu. ...efendim, e, milli kahramanlar programları organize etti. Dini bütünlüğümüz, milli bütünlüğümüzdür tezini ortaya koydu. Bunun konferanslarını yaptı. Birlik duruşu ortaya koydu. Bakın, Bağımsız Partisi'nin duruşunda, dikkat edin, ne var? Biz ulusalcıyız, efendim, e, mandacı değiliz. Yani bu ülke dışarıdan birileri değil. Bu ülkeden yönetilmedi bu ülke. Başka? Biz milliyetçiyiz, efendim... E, kafa taslı, şövenist bir mantığa sahip değiliz. Yani Atatürk milliyetçiliği nedir o? Ne mutlu Türk'üm diyene anlayışı. Prof. Aydar Baş Bey bunu sık sık ifade ederdi. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk olana değil, ırkı Türk olana değil. Ben Türk'üm diyen Türktür diyordu Gazi Mustafa Kemal. Lozan'daki duruş budur. Lozan'daki millet tanımı budur. Rum da olsa, Süryani de olsa, Ermeni de olsa, eğer o Müslüman olduysa, ben ben Türk'üm diyorsa, o Türk olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla e, Türk milleti e, tanımını Hacı Bektaşça, Atatürk, Lozan'da imza altına, kayıt altına aldırmıştır. Ve Prof. Aydar Başbey de bunu bütün konuşmalarını sık sık ifade ederdi. Yani dikkat ettiğiniz zaman, e, kuşatıcı bir millet anlayışı, kuşatıcı bir devlet anlayışı, hiç kimseyi dışarıda bırakmayan, sağ, sol kardeştir. Türk, Kürt kardeştir. Alevi, Sünni kardeştir. Devlet, millet kaynaşması değil mi? Prof. Haydar Başbey'in duruşuna bakın. Hiç kimse öteki değildir. Dışarıda değildir. Hem Prof. Dr. Haydar Bey'in Bağımsürkiye Partisi duruşunda, anlayışında öteki olanlar da vardır. Nedir o öteki olanlar? Vatan hainleri. Millete düşman olanlar. Atatürk düşmanları. Onlar ötekidir. Onların bu ülkeyle bir alakası yoktur. Bu vatanı seven, Atatürk'ünü seven, dinine inanan, bayrağını seven, bu vatan toprağına sahip çıkan herkes bu vatanın bir evladıdır. Bu duruşa sahip olmak lazım. İşte bu anlayış merkez bir partinin anlayışıdır. Bugün bu çizgiyi de Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın aynen devam ettirdiğini, aynı duruşa sahip olduğunu ve dikkat edin Prof. Dr. Haydar Baş Bey hani zaten hani sağ sol örnekleriyle beraber yani soldan arkadaşlarla sağdan ile beraber örneklerini ortaya koyarak hatta cezaevi anlarında bile değil mi? Bu duruşu ortaya koyarak Haydar Baş ve bunu hayatında yaşadı, yaşattı zaten. Ama Profesör Haydar Baş ve bakın dikkat edin. Sağın simgesi haline gelmiş olan Sayın Oktay Sinanoğlu ve solun simgesi haline gelmiş olan Sayın Atilla İlhanlı aynı programda andı. Dikkat ederseniz. Oktay Sinanoğlu da, Atilla İhan da kendi cenazelerinin Prosokta Haydar Baş Bey'in arkadaşları tarafından, tarafından gömülmesini vasiyet ettiler. Sağın simgesi de, solun simgesi de Prosokta Haydar Baş dedi. Bugün aynı duruşu nerede görüyoruz? Sayın Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'ta görüyoruz. Evet. Yani sağın duayenlerinden Ümit Özdağ da Sayın Hüseyin Baş'ı ziyarete gelip takdirlerinin tebriklerini ifade ediyor. Solun duayenlerinden olan Sayın Haluk Koç değil mi? Ee, gibi e, Akif Hamza Çebi. Evet, Hamza Çebi gibi solun duayen siyasetçilerinden olanlar da gelip Hüseyin Baş Beyefendi'ye takdirlerini ve tebriklerini ifade ediyorlar. Yani sağda, solda, alevide, Sünni'de Bağımsız Türkiye Partisi'nde buluşmaya devam ediyor. Bu da bizim aslında millet olarak arzu ettiğimiz, görmek istediğimiz bir siyaset anlayışı. Bunda da burada altın çizmemiz lazım. Evet, ya yani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün o kuvayi milliye ruhunu bütün topluma yayarak, toplumun her kesimini ana unsurun bir parçası yaparak, azınlık değil çoğunluk olmak gibi büyük bir şans tanıyarak, en nihayetinde kurucu iradenin yani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu o fikirlerin, o ideallerin etrafında hepimizi eşitleyerek, yani bugün Vanlı'yla, efendim Karslı'yla, Edirneli'yle, Kırklareli'yle, İstanbul'uyla, Ankaralı'yla, Antalyalı'nın hiçbir farkı yok. Bir çobanın oğlu da bugün bu ülkede cumhurbaşkanı olabilir. Bir generalin efendim oğlu da kendisi de cumhurbaşkanı olabilir. Efendim bir köylünün çocuğu da efendim siyasette atılabilir, doktor olabilir, mühendis olabilir, asker olabilir. Bir sanayicinin çocuğu da bu ülkede çok rahat cumhurbaşkanı olabilir, meclis başkanı olabilir, asker olabilir. Yani bu toplumdaki her göreve gelebilir. İşte bu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu eşitlik politikası. Toplumu bir şemsiye altında eşit hale getirdi. O da ne mutlu Türk'üm diyene şemsiyesiydi. Şimdi bu çoğunluğun bir parçası olan bizlere zaman içerisinde azınlık ruhu aşılanmaya çalışıldı. Hayır dendi sen şuralısın, sen Kürtçe konuşuyorsun, sen Alevisin, sen Sünnisin, sen Kürtsün, sen Nas'sın, sen Çerkezsin deyip o şemsiyeden, o güvenlik şemsiyesinden ayrıştırı yani bizi bir araya getiren parçalıyor parçalıyor evet. Unsur bizim ayrışma nedenimizmiş gibi anlatıldı. Yani ne mutlu Türk'üm diyene kavramı ideali bizim birleştirici, birleştirici harcımızken bir ayrışım malzemesiymiş gibi topluma lanse edildi ve ayrıştırıldı. Ve bu her ayrışma kendi içinde bir fırka doğurdu. Kendi içinde bir ideoloji doğurdu. Kendi içinde bir efendim temsil alanı doğurdu. Ve günün sonunda bugün esasında Sen sen çok güzel ifade ettin bir e, merkez siyaset etrafında değil, bir görüş siyaseti etrafında toparlanmış partilerden oluşan bir meclis var. Evet, bunun toplamı yine Türkiye Cumhuriyeti Devletinin meclisidir. Bu toplamın adıdır meclis. Şimdi, Doğru. Bak bir misal vereyim bu konuda aklıma gelmişken unutmadan. Şimdi bir mevlana mevlana'nın bir hikayesi vardır değil mi Mesnevisinde? Yani insanlar karanlık bir odada. Efendim, e, hani daha önce hiç fil görmemişler. Evet. İnsan ve insanlar e, buraya sokuluyor. Fil'i tanımlayın diyorlar daha sonra. Evet. Kimisi işte fil'in hortumunu tutuyor. Diyor ki fil hortumdur. Hortum gibi bir şeydir diyor. Birisi bacağını tutuyor filin böyle tabi dokunuyor falan filan. Diyor ki fil sütun gibi bir şeydir diyor. Birisi kuyruğunu tutuyor böyle ip gibi urgan gibi bir şeydir diyor fil. Kulağını tutuyor kepçe gibi bir şeydir diyor. Şimdi ben bunu biraz daha geliştirmek istiyorum bu misali. Sonra bu insanlar çıkıyorlar diyorlar ki ben efendim biz hortumcularız. Birisi diyor ki biz sütuncularız. Biz efendim kuyrukcularız. Biz kepçecileriz diye gruplaşıyorlar. Ya bu kardeşim fil hepsi. Aslında sen sadece bir parçayı alıp da bir ayrımcılık, bir ötekileştirme ortaya koyarak ne yapmış oluyorsun sen? Aslında fili dokunmuş olan her insanı karşı atmış oluyorsun. Evet. Halbuki sen fili tanımlıyorsun aslında. Ama fili bilmediğin için sen kendini hortumcular olarak ayırıyorsun. Kendini sütuncular olarak ayırıyorsun. Kendisi bilmem neciler olarak ayırıyorsun. Şimdi ne oldu? Türkiye'de ulusalcılık Türk milletinin karakteridir. Türk milleti ulusalcı olmak zorunda. Milliyetçilik Türk milletin karakteridir. Türk milletinin her bir birey milliyetçi olmak zorunda. Atatürk milliyetçisi bu millete ait olmak zorunda. Bayrağına saygı duymak zorunda. Devletine, Atatürk'üne, inancına saygı duymak zorunda. Aynı zamanda bu millet dindar olmalı. Değil mi? Evet. Şimdi dindarlık, milliyetçilik, ulusalcılık bunlar hepsi bizim merkez duruşumuz zaten. Ama adamlar ne yapmışlar? Milliyetçiliği bir kenara çekmişler. Demişler ki ben bunun temsilcisiyim. Birisi ulusalcılığı bir kenara çekmiş, ben bunun temsilcisiyim. Dindarlığı ayırmış Halbuki Türk milletinin her bir ferdi dindardır. Onu da ayrı bir ekol haline getirmiş. Filde, fil örneğinde anlattığımız gibi. Ondan sonra başlamışlar birbirleriyle mücadele etme. Sen milliyetçisin, ben ulusalcıyım. Ya kardeşim ikiniz aynı şeyi savunuyorsunuz. Yani bu evet. bu ülkenin değerlerini savunuyorsunuz. Ben dindarım, ben işte layıkım, sen anti layıksın, sen dindarsın, ben şucuyum. Sen Atatürkçüsün, ben bilmem neyim. Ya Atatürkçüsün, Atatürk zaten dindardı. Profesör Aydar Baş ortaya koyduğu efendim hoş geldin Atatürk Atatürk vatandır duruşuna örnekleriyle beraber baktığınızda Atatürk zaten bu ülkenin bir ferdi. Bu inancın bir ferdi, bu medeniyetin bir ferdi ve en üst düzeyde temsil eden bir irade. Sen şimdi sen Atatürkçüsün, ben dindarım dediğin zaman sen saçmalıyorsun zaten. Öyle değil mi? <laughs> saçmalıyorsun sen. Ben Atatürkçüyüm, o açıdan dindar değilim demek ne kadar saçmaysa ben Atatürkçü değilim çünkü o kadar çünkü dindarım demek o kadar saçmadır. Evet. Şimdi burada, burada... Din dindarlığından zerre kadar şüphe edilmeyen Prosodukte Haydar Başbey yani kendisinin hoca olduğunu değil mi? Evet. İlahiyat kökenli olduğunu, hoca olduğunu e her e yazı eserlerden de zaten ortaya koyan ve konuşmalarında da ifade eden Prosodukte Haydar Başbey gibi dini üst düzeyde yaşayan bir insanın Atatürk'ü anlatırken, Atatürk'ün dindarlığından bahsederken göz yaşının içerisinde anlatması bize çok şey anlatmıyor mu zaten? Öyle değil mi? İşte bütün bu tabuları Haydar Baş Bey yıktı. Evet. Bugün de Bağımsız Türkiye Partisi bu tabuları Hüseyin Baş Beyefendi ile beraber yıkmaya devam ediyor ve o birlik duruşunu ortaya koyuyor. İşte burada 2023 seçiminin bizim önümüzde kritik bir aşama olduğunu bir dönüm noktası olduğunu şuna dayanarak konuşuyoruz. İşte Sabri Bey'in ifadesinden yola çıkarak hani programın başına şöyle bir ifade kullanmış. Yani Türkiye'de bugün hani seçim saatinde oy kullanma hakkı olan oy kullanma efendim e, hakkı olan insanımızın yaş ortalamasını 50-60 alalım. E, şimdi bu insanımızın büyük bir kısmının hayatında işte diyelim ki Özal'lı yıllardan sonra işte AK Parti'ye kadar olan süreç var ve mevcut AK Parti ile geçen 20 yıllık süreç var. Yani ortalama hafızamızda önemli bir kısmı AK Parti iktidarı ve CHP ve diğer siyasi partilerin muhalefeti oluşturuyor ve ondan önceki süreçle ilgili olarak da Özal'lı yıllara kadar hatırlıyoruz. Ortalamadan bahsediyorum. Hadi üst yaş grupları yani 70-80 yaş grubundaki vatandaşlarımız da onlar da işte diyelim ki Demirel öncesi işte ne diyelim Erbakanları vesaire hani o 60'lı yılları 70'li yılları da hatırlıyorlar. Şimdi burada mesele şu bu noktada mevcut iktidarda muhalefet de esasında bir yere kadar seçim sürecini etkileyebiliyorlar. Çünkü bu siyasi partileri tanıdık ve bunlara oy verdik. Ve onlarla bir empati kurduk, bir diyalog kurduk. Onlara karşı bir sevgi, bir sempati oluşturduk. Ve onlarla oluşan bu sempati, bu diyalog, bu iletişim zihnimizin içinde yaşadığımız tecrübeler en nihayetinde bizim önümüzde bu seçenekler odağında bir seçenek sunuyor. Bu da hem işte mevcut %10 barajı, hem seçim yardımları, hem iletişim kanallarının işte birkaç siyasi partiye tamamen hizmet ediyor olması, işte efendim ekonomik anlamda içinde bulunduğumuz sistem, düzen, denge ne dersek diyelim, bizi oy verirken hani rey olarak birinci tercihimiz A partisi de olsa sandıktan kimin çıkacağını düşünerek B partisine oy verdik çoğunluk olarak. Şimdi kararsız diyoruz yani hani kararsız seçmen sandıkta kararını ağırlıklı burada kullanıyor. Ama öyle bir kitle var ki bugün siyasette zihninin içerisinde hiçbir siyasi parti yok. Ne AK Parti'yi tanıyor, ne CHP'yi tanıyor, ne MHP, ne İyi Parti, ne efendim işte HDP hiçbir siyasi partiyi tanımıyor. Çünkü hiçbirine oy vermemiş, hiçbirinden etkileşim almamış, hiçbirinin bir menfaati yok. Hani gidip bir ya şu partiye oy vereyim işte oradan bir menfaat alırım. Yani pırıl pırıl bir siyasi hafızası var. Bizimki vaat politikalarıyla kirletilmemiş. Yani bizim hafızamızın bir kısmı vaat politikası kirletilmiş siyasetli dolu. Hiçbir siyasi partiyle ilgili bir fikre sahip değil. Bir ön yargıya sahip değil. Bir sempatisi yok. İşte 7,5 milyona yakın Z kuşağı dediğimiz bugün bir seçmen profili var. İşte o açıdan bu seçimde bütün siyasi partilerin toplumsal mühendislik çabaları bu kuşağı etkilemek üzerine. Ama bugüne kadar gördüğümüz kadarıyla kullandıkları dil, argüman, efendim malzeme, hani neyse, slogan, yaklaşım, fikir e, siyasi partilerin hemen hemen hiçbirinde ben yani birisi hariç hiçbirinde bu yaklaşımı yapabilecek bir şu ana kadar ışık göremedik. Ve bu sefer ne oluyor? Şimdi bu ışık göremeyince en nihayetinde bana oy vermeyen seçmen sandığa gitsin istemem. Şimdi bu işin gerçeğidir. Şimdi bir tek hani realiteyi konuşuyoruz burada. Ee, içinde bulunduğu hani en büyük avantaj olan gençlik avantajını da kullanan bir siyasi parti lideri var. Bağımsız Türkiye Pasil dedi Hüseyin Başbey. Eee sorum bu şu olsun büyük kongreye doğru hani giden bir siyasi parti bağımsız Türkiye Partisi. E, bu süreçte gençlerin 2023 seçimleri etkisi adına soruyorum bunu. Nasıl bir etki oluşturacak gençler? Sandığa gidecekler mi ve sandıkta fikirlerini e, bir re'ye dönüştürecekler mi? Evet. Gerçekten bu e önümüzdeki seçimler çok renkli bir süreç yaşatacak çünkü neden dediğiniz gibi daha önce hiçbir siyasi platformda bulunmamış siyasetin kirine bulaşmamış diyelim önemli bir seçmen. siyaseti tanımıyor evet aslında siyaseti biliyorlar çok iyi biliyorlar ve çok 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 da iyi takip ediyorlar ama o siyasetin kirine şu ana kadar bulaşmamışlar ama fikirleri Tartışıyorlar, özgürce tartışıyorlar. Ee, dünyanın bakın dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri sosyal platformlar üzerinden çok iyi takip ediyorlar. Ee, özgürce yorumlarda bulunabiliyorlar. Ve bunu yaparken de e, kimseden de etkilenmiyorlar. Ve e, internet kuşağı da deniyor biliyorsunuz. Yani evet. bilgisayar, dijital, sosyal, san, medya. Yani ne sosyal medya kuşağı aynı zamanda bunu çok iyi kullanabiliyorlar ve burada e, hani şu ana kadar gelen e, kısır döngü siyaset anlayışı şu anda zaten bu kuşağa ulaşamadığı gibi ulaşması da mümkün gözükmüyor. Yani böyle rol yaparak efendim e, bak biz sizi de düşünüyoruz size de şöyle yapacağız diyerek böyle hani kafalayabilecekleri bir kuşak değil Z kuşağı. O yüzden büyük bir endişeyle de bakıyorlar Z kuşağına. Aynı zamanda yani şu anda bir siyasi parti hariç yani Bağımsız Türkiye Partisi ve genç lideri hariç şu an diğer bütün siyasiler için, diğer bütün partiler için Z kuşağı bir endişe kaynağı. Ama Bağımsız Türkiye Partisi lideri 30 yaşında bir lider, genç bir lider. Z kuşağını çok iyi tanıyor, çok iyi biliyor. Onların duygularını, isteklerini, taleplerini, nasıl bir psikoloji taşıdıklarını yaşayarak biliyor, görerek biliyor. Dolayısıyla ee, internet ortamının, sosyal medya platformunun da çok iyi kullanabilen, değerlendirebilen bir lider. Ve tabii ki e, gençleri tanıyan, Z kuşan tanıyan bir lider olarak da onların sorunlarına, onun onların dertlerine de e, çok net ve çok e, önemli çözümler sunabilecek bir lider. Ve Z kuşağı da bunu biliyor. Bakın dikkat ederseniz şu anda Z kuşağı hiç gündemde yokken Z kuşağını e, gündeme taşıyan e, kişi de Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş oldu. Empati kelimesini hiçbirimiz doğru düz bilmiyorken, değil mi? Empati kurmamız gerektiğini, çiftçiyle empati kurmamız gerektiğini, yoksulla, açla, z kuşayla empati kurmamız gerektiğini ortaya koyan bu kavramı zihinlere yerleştiren de yine Bağımsız Partisi genç lideri Hüseyin Baş oldu. Yine baktığımızda beyin göçünü dillendiren, yani gençleri dövmeyin diyen değil mi? Yani siz gençleri fikirlerinden dolayı dövmeyin, onlar merak etmeyin bir yere gitmezler diyerek gençleri efendim anlatan bir lider oldu. Ve hani nasıl bir gençlik projesi olduğunu, gençlerin sorunlarını nasıl çözeceğini de gerek ekonomik olarak, gerek siyaset ve gerek psikoloji olarak ortaya koyan da yine Hüseyin Başbey Efendi oldu. Sınavlarda gösterdiği, sınav, hani eğitim ve öğrenim noktasında yapmış oldukları açıklamalar, Sınavsız üniversite duruşu değil mi? Bütün evet. bunlar gençleri kuşatan önemli projeler ve daha niceleri birçokları. Şimdi baktığımızda elbette ki e, Z kuşağı şu anda bu gerçekleri görüyor ve Hüseyin Baş'ın önemli bir ifadesi var. Yani bugün gençlik, e, şimdi mevcut e, siyasilerin, e, Sayın e, Bağımsız Türkiye Partisi Lideri Hüseyin Baş dışındaki siyasilerin hiçbirisi yani Allah gecinden versin diyoruz siyasilerimize ama e, hiçbirisi, yani belki 20 yılı göremeyecek. Ama 20 yıl sonrası için kararlar alıyorlar. Ve Sayın bağımsız Sukiye Partisi'nin lideri Hüseyin başlıyor ki, yani sizi tanımayan ve sizin 20 yıl sonranızı göremeyecek olan siyasiler sizin geleceğiniz hakkında yetki vermeyin diyor. Evet. Etkiyi verecekseniz efendim 20 yıl sonra da hani tabii herkesin yaşını efendim ne yaşayacağını Allah bilir ama neticede de bilimsel olarak olaya baktığınız zaman neticede, tabii nüfus istatistikleri diye tabii. bir kavram var. Bugün işte erkek yaş ortalaması hani belli, işte kadın yaş ortalaması belli. Hani bunu ortalama Türkiye için 80 kabul etsek, iyi hani ee, uzun Allah uzun ömür versin dediğin gibi yani 100 yıl yaşasınlar 120 yıl yaşasınlar biz kimsenin hayalini yani yaşasalar e, da siyasetçi evet, olmayacak. Yani şimdi fiziki gerçekleri Tabii. diye bir olay var ama hani 80 yaş ortalama kabul edecek olursak bugün 70 yaşında olan bir siyasetçinin ortalama da önünde bir 10 yıllık bir hayatı var olarak hani istatistiki açıdan ele alıyoruz. Hani ömür veren <laughs> hayır yaşasa bile sağlığı evet. buna müsaade etmeyecek zaten. Tam. Ya kendimizden bizden yani... bir Murat Çabaz Ben şimdi 30 yılımıza yakın bir süreci işte medya ile beraber geçirdik. Şimdi biz işin ilk zamanlarında 20 kiloluk kamerayı omuzumuza alıyorduk. Bir elimize 15 kiloluk tripodu alıyorduk. Koştur koştur ee, efendim e, seç muhabirlerle beraber koşuyorduk sahada. Şimdi bugün bir kamerayı şöyle bir elimize alıp bir hani çocuklara yardım edelim diye yerinden kaldırdığında akşama kadar belin ağrıyor. Şimdi 70 yaşında kameramanlık yapamazsın. Yani şimdi fiziki dediğin gibi gerçekleri var. Tabii kesinlikle. Bir de tabii şu var. Yani siz hem e, hani 20 yıl sonra siyasetin içinde olmayacak insanlara yetki vererek e, hani o şahit olmayacaklar dönem için kararlar vermesine fırsat veriyorsunuz. Halbuki 20 yıl sonra da siyasetin içinde olacak olan gençliler sayın Hüseyin Baş Beyefendi var. Dolayısıyla bugün yani bu genç nesiller zaten bunları da mutlaka önlerine koyup değerlendireceklerdir. Bir diğer konu da yani şu ana kadar bakın hani 30 yaşın üstünde, 40 yaşın üstündeki insanlarda genelde toplumsal bir şey oluşuyor. Bir kabul oluşuyor. Nedir o? Ya kardeşim yani bizim şu anda ekonomik şartlarımız bu. Biz yani bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Yani biz bunun ötesine geçemeyiz. Akademisyen de böyle. Yani bugün bilim kurulu üyesi olmuş profesör de böyle Statikoyu düşünüyor. Statikoyu korumak diye bir kavram vardır. Yani şimdi bir işte en çok o işin düzenli gitmesini, yapının bozulmamasını isteyen düşük maaşlı insanlardır. Çünkü hani o insanlar o düşük maaşa her şeyini bağlamıştır. Evet. Şimdi böyle bir realite bu işin gerçeği. Şimdi bugün 40 yaş grubu dediğiniz işte senin Bugün toplumun beyaz yakalısı, çalışanı, işçisi, şoförü, hamalı toplumun önemli bir kısmı. Ve bu insanlar hayata ekonomi penceresinden bakın, ekonomi gözlüğünden bakıyor. Adam şoförse şoförlüğünü kaybetmek istemiyor. Asgari ücretli toplumun yarısı asgari ücretle çalışıyor ama sor bakalım kim asgari ücretini risk edebilir? Evet. Şimdi yani kendine çizilmiş bir sınır var, bir daire var, imkansızlıklar var. O imkansızlık kalıbı, o çizilen sınırlar insanlarımızın hayal gücünü tamamen ortadan kaldırmış zaten. Şimdi Bamsuk Partisi lideri Hüseyin Baş'ın böyle bir avantajı da var. Ne diyordu? Yani var bir hayalim. Hayalinizi bakın, hayal kurun. Onu siz gerçekleştirin demiyor. Hayal kurun biz gerçekleştirin de demiyor. Ne diyor? Ey gençler, siz hayal kurun beraber gerçekleştirelim. Neden? Çünkü burada e, hayallerin gerçek olması için kafadaki hayallerin efendim yani siz çok önemli şeyler düşünüyorsunuz mesela çok önemli bir otomobil tasarımı düşünüyorsunuz çok önemli bir mimari tasarım düşünüyorsunuz çok önemli bir robot planlıyorsunuz kafanızda bir sürü hayaller var gençlerin şu anda bakın çok önemli e, mucit olan gençler var öyle değil mi şimdi ama hayalleri var imkan yok hayat şartları onu sınırlandırıyor bir süre sonra kabullere doğru itiyor. Şimdi burada bir ekonomi istiyor işte. Bir güç istiyor. İşte Bağım Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın elinde, Profesör Dr. Haydar Baş'a ait olan milli ekonomi modeli var. Nedir bu? Bu tür kabiliyetlerin de önünü açacak olan, o hayalleri gerçekleştirme fırsatını ona sunacak olan bir ekonomik model, bir ekonomik sistem var. Şimdi Biontech açısını bulanlarla alakalı Hüseyin Baş Beyefendi'nin bir değerlendirmesi olmuştu. Onların arkasında onlara milyonlar, milyarlarca euro destek sağlayan bir Alman hükümeti var. Eğer o bilim adamları, o Biontech aşısını bulan bilim adamları Türkiye'de e, akademik kariyerlerini yapmış olsalardı, aynı aşıyı bulamazlardı. Yani burada bir devlet iradesi istiyor. Devletin buna e, desteği olması gerekiyor. Şimdi işte Bağımsız yaparsın elindeki en güçlü argüman da milli ekonomi modeli gibi dünya çapında bir modele sahip olması. Senyoraj geliri, maden geliri, kaynaklar karşılığı senyorajın devreye konulması ve daha birçok gelirlerle beraber güçlü bir ekonomi, devleti güçlü kılan, baba kılan bir ekonomi anlayışı ve gençlerine, argeye, araştırmalara, hayalleri gerçekleştirmeye büyük bir imkan. Şu anda 245 milyar lira bütçe açı veren bir hükümetten siz hayalleri gerçekleştirme fırsatı bulamazsınız. Ama size 3 katrilyon dolarlık maden rezervini devlet millet ortaklığıyla işletme imkanı sunacak bir anlayıştan, bir ekonomi anlayışından, bir siyaset anlayışından siz bütün hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir imkan bulursunuz. O yüzden bugün bütün bunlar da Z kuşağının ve gençlerimizin önünde bunları mutlaka bu seçimde değerlendirecekler. O yüzden önümüzdeki seçimler çok farklı bir seçim olacak. Bunu burada ifade etmemiz lazım. Şu an tabii yolsuzluklar ortada, hırsızlıklar ortada, e, efendim imkan, e, çözümsüzlükler ortada ve sosyal platformlarda gençler bunu çok net olarak görüyor. Sansürsüz olarak görüyor. Türkiye'deki basından görmesi yabancı basından görüyor. Sen istediğin kadar onun önünü kapat. İstediğin kadar sosyal platformların önünü kes. Bu gençin önünü kesemezsin. Basınla yönlendiremezsin, dizilerle yönlendiremezsin çünkü dizi izlemiyorlar. Basınla yönlendiremezsin çünkü gazete okumuyorlar. Anlatabildim mi? Yani burada yönlendirilebilen bir gençten bahsetmiyoruz. Düşünen, hayal kuran, efendim e, yargılayan, sorgulayan bir gençten bahsediyoruz. O kadar kolay değil bundan sonraki süreç. Bunu da burada ifade etmemiz lazım. Evet. Tabii son birkaç dakikamız kaldı. Burada Sayın Hüseyin Başbey'in geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama vardı. Oradan yola çıkarak hani e, gençleri bu toplum yararına kazanmak diye hani özetleyebileceğimiz bir e, açıklaması olmuştu. Vatanı için, milleti için, vatanını seven, dinini seven, Atatürk'ünü seven, komşusunu seven, doğayı seven, hani sevgiyle donatılmış, donanmış için yani ruhunun her zerresinde, bedeninin her zerresinde kendini kendisi yapan, ülkesini ülkesi yapan, devletini devlet yapan, milletini millet yapan tüm unsurları seven bir genç yetiştirmek. İşte bugünün yaşadığımız bir numaralı sorunlu belki de bu. Yani yarınlara nasıl bakıyorsunuz? Bugünkü gençlere ne verdiysek öyle bakıyoruz. Biz bugünkü gençlere ne verdik? bir dakika geç kaldığı için sınava girememeyi verdik. Burs istediğinde git kredi çek dedik. Efendim cebine para koyamadığımız için okuldan alıp çalıştırdık. Biz bugünkü gençlere onlara ihtiyaç duydukları iletişim olanaklarını sağlayamadık. Uzaktan eğitim dedik. Sonra dedik ki senin köyünde internet yok yapacak bir şey yok. Ve onu interneti olmayan mobil iletişimi olmayan o köyde uzaktan eğitimde mahrum kalmış o köydeki köydeki gence dedik ki İstanbul'da özel okulda okumuş genç de aynı sınava gireceksin. Ona eşitlik imkanları sağlamadık. Onun ona devlet babalık yönünü gösteremedik. Devleti bir baba olarak göremedi. Biz ona işte ne dedik? Sen sus, sen konuşma. Sen hareket etme, sen eylem yapma, sen fikrini dile getirme, icat çıkarma başımıza dedik. Ötekileştirdik, ittik. Şimdi diyoruz ki ya biz bu gençleri nasıl kazanabiliriz? Ya biz o gençleri çoktan kaybettik. Bu mantıkla kaybettik. Ha biz bu gençleri kazanır mıyız? Tabii ki kazanırız. Bu gençler bu ülkenin elmaslarıdır, altınlarıdır, petrol madenidir, bor madenidir. Biz bu gençleri kazanırız. Bu gençler elimizde. Ama nasıl? Onları sınavsız üniversiteye sokarak, cebine Haçlık koyarak, onlara hak ettikleri iletişim koşullarını sağlayarak, onlara hak ettikleri özgürce konuşabilecekleri, üretebilecekleri, düşünebilecekleri bir ortam sağlayarak. Evet, zaten e, gençlerin ihtiyaç duyduğu şey e, birincisi yani bir aidiyet duygusu, milli kimlik. Şimdi kimliksiz olan bir genç e, savrulur gider. Yani sizler hani Prof. Haydar Baş Bey sık sık ifade ederdi. E, bugün hani bir Fransızla siz her yerde bilirsiniz. ha yani bu kıyafetinden, oturmasından, kalkmasından bir onun Fransız olduğunu bilirsiniz. Bir İngiliz'i siz Hindistan'a gitseniz de, de bilirsiniz. Efendim e, Rusya'ya gitseniz de tanırsınız. Onun oturuşu, kalkışı bir tarzı vardır onun. Yani bak Çinli'yi zaten tanırsınız. Efendim Rus'u tanırsınız yine duruşundan. Ha dersiniz ki bu Rus, bu Çinli, bu İngiliz, bu Fransız. Ama ne ekmezse? Bizim gencimizi, bizim insanımızı başka ülkelere gittiğiniz zaman tanıyamıyorsunuz. Neden? Çünkü hani Türkiye şu anda neticede hani bizim Türk kimliğini, Türk efendim duruşunu aidiyet duygusunu kazandıracağımız merkez olarak düşünürsek biz burada bu aidiyet duygusunu o gençlere kazandıramadığımız için ne oluyor? Gençlerimiz Almanya'ya gidiyor, iyi bir Alman oluyor. Fransa'ya gidiyor, iyi bir Fransız oluyor. Türk Türklüğünü tamamen unutuyor. Amerika'ya gidiyor, iyi bir Amerikalı oluyor. Sonra hasbel kadar bu genç Amerika'dan Türkiye'ye geldiği zaman ise bir Amerikalı gibi davranıyor. Artık o Türk olmuyor. Bir Türk vatandaşı gibi olmuyor. O yüzden burada yapılması gereken şey şu. Önce gençlerimize bir Türk kimliğini kazandırmak, bir aidet duygusu kazandırmak, ondan sonra da o kimliği yani millet yararına, devlet yararına, insanımız, bizim medeniyetimiz yararına o insanı kazandıktan sonra da kurduğu bütün hayalleri gerçekleştirebilecek bir imkan ona sunmak. Bunları yapabildiğimiz takdirde zaten e, Türkiye tutabilecek, Türkiye'yi efendim kainat ol devleti olmasını engelleyebilecek hiçbir şey yok. Çünkü Türk genci gerçekten çok kabiliyetli. Türk insanı gerçekten çok büyük özel donanımlı bir millet. Bunu da burada ifade etmemiz lazım. Evet. Çok teşekkür ederiz, çok sağlasın ağzına sağlık. Sevgili izleyiciler, gençlerin gençliğin ülkemizin geleceği ve garantisi olduğunu unutmadan gençlere davranalım. Öyle bakalım, onlara geniş krediler sağlayalım, hata yapmalarına hemen böyle cezalandırmadan karşı koymadan krediler açalım. Çünkü onlar bizim geleceğimiz ve Türkiye'nin geleceği gençlerin inşallah önümüzdeki yıllarda ülkemize çok büyük hizmetler vereceğini hep beraber şahit olacağız diyerek programımızı bitiriyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Meltem TV'de kalın.